Şerife'nin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bugün hardal rengine çok yakışacağını düşündüğüm böyle çıtır çıtır bir model hazırladım sizlere. Bunu anlatmak istiyorum. Bebek örgüleri, erkek örgüleri her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Çiftli sayılardan oluşan ilmekleri hesaplamalısınız. 2, 4, 6, 8 şeklinde hesaplayıp ilmeklerinizi şişe takarak hemen örgüye başlıyoruz. Önce bir sıra ilmeklerimi arka taraftan ters olarak örmem gerekiyor. Bu arada detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdunyası.com adresini ya da örgüör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu şekilde ilk sıramı arka yüzden ters olarak tamamladım. Şimdi ön yüze geldiğim zaman ilk kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İki tane ilmeğimin sonundan şöyle rastgele ara boşluğuna giriyorum. Buradan bir tane ilmek çekiyorum. Uzattığım ilmeğimi şişime takıyorum. Sonra ipimi ön tarafa alıyorum. Bu şişime taktığım ilmeğimi arkasındaki ilmekle birlikte ikisini ters örerek topluyorum. Yanındaki ilmeği de aynı şekilde ters örerek topluyorum. Sonra hemen hiç ara vermeden 2 ilmek sonra ara boşluğuna giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi şişime takıyorum. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Bu taktığım ilmeği arkasındaki ilmek ile birlikte ters örerek topluyorum. İkinci ilmeğimi de aynı şekilde ters olarak topluyorum. Böylece ilmek artışımı engellemiş oluyorum. 2 ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. 2 ilmeğimi birlikte ters örerek topluyorum. Sonra arkasındaki kalan ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bu taktığımız, şişimize taktığımız ilmeğimizi arkasındaki ilmekle birlikte ters ördüğümüz yerde aynı anda tekrar eksiltmiş oluyoruz. Hiç ara vermeden 2 ilmek sonrasına ara boşluğuna giriyoruz. Çıkarttığımız ilmeği şişimize takıp ters örerek kesiyoruz. İpimi ön tarafa alıyorum. Ön yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de aynı şekilde ters olarak ördüm. Ön yüzden işlemi bitirdim. Arka tarafa geçtiğim zaman modelim daima ters olarak örülecek. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını sürekli ters olarak örüyorum. Bu arada yeni bir kanal açtım. Bu yeni kanalım dantel ve oya üzerine olacak. Arada değişik örgü tarifleri de paylaşabilirim. YouTube'da örgüör yazarak yeni kanalıma da ulaşabilirsiniz. Ziyaret edip videolarımı izlemeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu şekilde arka yüzden sıramı tamamladım. Şimdi ön yüze geldiğim zaman bu defa işlemimi kaydırarak devam ediyorum. Bunun için önce kenar ilmeğini alıyorum. Bir önceki sırada kenar ilmeğinden sonraki 2 ilmeği hemen işlemi uygulamıştım. Ama bu defa başlangıçta bir tane ilmek örüyorum. Ve bakın iki modelin birer tane ilmeğine yeni modelimi uyguluyorum. Ve böylece iki modelin ortasına kaydırmış oluyorum. İkinci ilmeğimin ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkarttım. Şişime taktım. İpimi ön tarafa alıyorum. Bu iki ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. İkinci ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Ve tekrar iki ilmeğin arasından yeni bir ilmek çıkartarak işleme devam ediyorum. Burada aradan çıkarttığımız ilmek örgüye boyut kazandırıyor. Ters ilmeklerin böyle nohut modelini andıran bir şekilde kabarık durmasını sağlıyor. Bakın. İki modelin arasını uyguluyoruz yeni modelimiz. Her defasında kaydırıyoruz.
İp ön tarafı alıyorum. 2 ilmeğimi başlangıçta ters vererek kesiyorum. İkinci ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bakın burada 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmeği ters olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümün arka yüzüne geçtiğim zaman ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Bebek örgüleri, bebek battaniyeleri, erkek ceketleri, süveterleri, her türlü örgüde, bayan örgüleri de dahil, boyunluk, kaşkol, şapka, aklınıza neresi gelirse kullanabileceğiniz çıtır, çok amaçlı bir model. Şu anda örgümün ilk başlangıcındaki yaptığım işlemlere geri döndüm. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Ön yüze geçtiğim zaman kenar ilmeğini alıyorum. Bu defa ilk başlangıçtaki iki ilmeğin arasından yeni bir ilmek çıkartıp şişime takıyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum ve bu iki ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Yanındaki ilmeği de ters olarak örüyorum. Ve diğer iki ilmeğe geçerek aynı işlemleri tekrarlıyorum. Arka taraftan sürekli ters örülürken ön yüzden de devamlı bu şekilde örerek devam ediyoruz. Sadece her defasında modelimizi bu şekilde kaydırıyoruz. Bu şekilde pirinç patlığı gibi böyle nohut modelini andıran gayet hoş bir model oldu. Yapması da çok kolay. Her türlü iple bu modeli uygulayabilirsiniz. Burası da modelimin arka yüzü. Lütfen videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, destek vermeyi unutmayın.